with me across the sea, return to paradise. All in life worthwhile is on that isle, return to paradise. May that mean above evil turns to love evermore. Come, my love, with me across the sea. Return to paradise. Come with me and find your peace of mind. Return to paradise. Burası Pasifik'in sıcak sularına binlerce mil uzaklıkta bulunan Güney Denizleri. Bu bölgenin en büyük özelliği anakarayı uzaktan seyreden ireli ufaklı adaların varlığıdır. Burası benim adam. Matariva. Denizin ve doğanın bütün nimetlerinin var olduğu eşsiz bir yer. Adamız son derece huzurlu ve sakin bir yerdi. Ama bu uzun sürmedi. Bu süre içinde mavi ile yeşil mükemmel bir uyum içindeydi. Herkes kendi evinde mutlu bir hayat sürüyordu. Ama günün birinde onlar geldi. Until I grew up, I knew no other home but Matariva. Now I'm the school teacher of my island. And I remember how it was when I was a small boy. We were a people without joy, an island in chains. This is the way we live. Twice a day, morning and evening, we were forced to attend prayer, and the wardens checked our names as we entered. They were the policemen of our village, and if a man were missing, he would be found. If a man and girl were missing together, we trembled to think of their punishment. Eski şarkılar, eski danslar kesin bir şekilde yasaklanmıştı. Kadınlar vücutları görünmesin diye toplanıp gizli şekilde yıkanıyorlardı. Kurallara uymayanlar şiddetle cezalandırılıyordu. Eşleri cezalandırılan kocalar da aynı cezayı çekiyordu. Cumartesi gecesinden pazartesiye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanırdı. Bu süre içinde çocukların bile sokakta oynamalarına izin verilmez, hatta bazen cezalandırılırlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan 10 yıl önce yaşanan bu olaylar uzun süre belleğimden silinmedi. Yine böyle bir gün kurallara uymadığı için bir kızı getiriyorlardı. Onu kasabanın hem kanun koyucusu hem yargıcı, kendisine Efendi Thomas denilmesini isteyen acımasız bir adam cezalandıracaktı. Kıpırdama! Efendi Renders, bu kızın adı Maeva. Peki suçu nedir Warden? Bu hafta iki kez evinde bulunamadı. En son dün akşamki sayımlarda yine evinde yoktu. Şu ana kadar bize hiçbir şey söylemedi efendim. Dün gece neredeydin? Sana neredeydin dedim. Koya yüzmeye gitmiştim. Peki neden? Çünkü gece bir harikaydı. 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun ha? Peki yalnız mıydın? Hayır. Yanında kim vardı? Hadi cevap ver, yanında kim vardı? Kaplumbağa, küçük bir kaplumbağa. Kurallara uymamanın cezasını biliyorsun. Bu yaptığın için şiddetle cezalandırılacaksın. Matariva'da ne arıyorsun? Teknemde burayı görünce dayanamayıp geldim. Gerçekten çok güzel ve sakin bir yer. Burada bir süre kalabilirim. Peki burada ne yapacaksın?
Ne mi ağam? Sadece kalacağım işte. Burada kalabileceğiniz bir yer yok. Ben de kendime şuradaki kulübelerden yapabilirim. Sizinle çok açık konuşacağım bayım. Ada halkı bizim haricimizdeki beyazlardan hoşlanmıyor, anlıyor musunuz? Onların reisi misin? Burada Tanrı'nın kuralları işler. Teknenizi atlayıp hemen buradan gidin. Yüzerek mi gideceğim? Hey siz, buraya gelin. Hadi çabuk olun. Buraya gelin. Hadi buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Çabuk buraya gelin. En azından onlar gelene kadar kalabilirim, öyle değil mi? Sorunu öğrenebilir miyim? Buranın bazı kuralları vardır ve herkes onlara uymak zorundadır bayım. Siz neden söz ediyorsunuz? Pazartesi sabahları Makine Adası'ndan gelenleri kabul etmeyiz biz. Makine bir bataklıktır. Milyonlarca sivrisineğin içinde yaşayan olduğunu bilmiyordum. Bu sizi değil, sadece beni ilgilendirir bayım. Durun biraz. Sizden adanın anahtarını istemedim. Ayrıca ben Mussolini'den bile emir almam. Siz kimsiniz? Gizli ajan falan mı? Adım Cobbett bayım. Thomas Cobbett. Ve Matarivya'da yalnızca benim sözüm geçer. Bence bir sakıncası yok. Siz bana bulaşmayın, ben de size bulaşmayayım. Şimdi çekilin yolumdan. Warden! Bitirin şunun işini! Warden! Geri çekilin. Pekala, kimseye bir şey olsun istemiyorum. Pekala, bir süre daha buradayım. Adım Morgan. Böylece Bay Morgan aramıza katılmış oldu. Belki bizden biri olacaktı, belki de sonsuza dek adada kalacaktı. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Ama ilginç şeylerin olacağı belliydi. Ben şurada oturuyorum. İsterseniz gelip orada kalabilirsiniz. Evet oğlum, doğru söylüyor. Gelin. Karım Romana akşam için yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Bizimle kalırsanız çok mutlu oluruz. İyi olur, teşekkürler. Hava daha kararmadı. Niye ellerinde lambayla dolaşıyorlar? Bütün erkekler ve kadınlar evlerinin yolunu bulmak için ışık taşımak zorundalar. Ayrıca bu onların görünmelerini sağlıyor. Adanın efendisi kimin nereye gittiğini bilmek zorunda. Neydi bu? Batariva'da kimse sır tutamaz. Adanın efendisi her şeyi bilmek zorunda. Ada halkı zorbalıkla yönetiliyor. Bay Cobbett, sözüm ona, herkesin haklarını koruyor. Doğrusu bize yaptıklarını size anlatmaktan utanıyorum. Bunların başlangıcı ne zamana dayanıyor? 20 yıl öncesine. O zamanlar buraya kopra ticareti için geldi. Babasının kilisedeki işlerine yardım ediyordu. Ne? Misyonerlik. Babası zengin ve güçlüydü. Peder Cobbett bu adayı Tanrı'nın kurallarıyla yönettiğini söylüyordu. Sonra bizi unuttu. Öldükten sonra onun yerine Bay Cobbett geçti ve bizi sindirmek için kendi kendine yasalar koydu. En baştan buna karşı bir önlem alabilirdiniz değil mi? Hayır, çünkü gücümüzü kaybetmiştik. Babası bizi zayıf bırakmak için her şeyi yaptı. Bir seferinde büyük bir ayaklanma planladık. Ama aramızdaki hainler planımızı onlara haber verdi. Böyle durumlarda kimseye güvenilmez. Güvendiğin zaman her şeyini kaybedersin. Çok yorgunum, yatsam iyi olacak. Romano yatağınızı hazırlamıştı. Yarın kulübe yapmanız için size malzeme vereceğim. Sağ ol, benim için kendini tehlikeye attığının farkındasın değil mi? Evet, çılgınca olabilir. Ama insanlara güveniyorum. Size iyi uykular Bay Morgan. İyi geceler bayan. İyi geceler evlat. Bay Morgan, buraya nereden geldiniz? Tahiti'den, bir süre orada kaldım. Honolulu. Daha sonra da Seattle'a geçtim. Amerika'da güçlü biri var. Amerika'da güçlü biri var dedim. Başkan Hoover mu? Hayır, Seki Timisi. Kim? Seki Timisi. Zenci onuru için mücadele ediyor. Yani
Yani Jack Dempsey. Evet, cesur bir adam. Zenci düşmanlarına karşı en kararlı mücadeleyi veriyor. Bay Morgan, siz de bizim için mücadele edebilirsiniz. Cesur bir adamsınız. Ha, izin ver de uyusun Donga. Elbette ki uyacak. Durun. Bay Cobbett kendinize ev yapmanızı istemiyor. Bak, yeterince fazla olmadınız mı siz? Evet. Gidelim. Hepimizi koruyup bağışlasın. Amin. Şimdi Bay Cobbett'in sözlerine kulak verelim. Matariva'nın çocukları. Bu hafta adamızda şeytana uyanlarınız oldu. Çok iyi biliyorsunuz ki şeytana uyanları asla affetmem. Babamın bu ada için yaptıklarını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek, biliyorsunuz. Aranızda adını vermeyeceğim suçlular var. Şeytana uyan erkekler. Vücudunu sergilemek için açık elbiseler giymekten çekinmeyen genç kızlar var. Ayrıca adamızda zorla kalan bir yabancı. Ve şu anda hepimizin huzurunu kaçırmak için kendine bir kulübe yapıyor. Bay Morgan! Evet, ne var? Size bu kulübeyi yapmanız için kim izin verdi ha? Bak Cobbett, neden sen ülkene dönmüyorsun? Hiçbir sorunuza cevap vermek zorunda değilim. Görmüyor musun, çok meşgulüm. Hey! Ne yapıyorsun, delirdin mi? Hepinizden bu kulübeyi yıkmanızı istiyorum. Çabuk olun, size söylüyorum. Hey! Kesin şunu! Saçmalamayın, düşeceğim! Pekala bayım. Kurallara uymayı öğrenmek zorundasınız. Biliyor musun Cobbett? Sen sandığından da çılgınsın. Burada ben ne diyorsam onu yapmak zorundasınız. Akşam olmadan buradan gideceksiniz, tamam mı? Biliyor musun, Hutch'ın yeri hiç hoşuma gitmedi. Seni cezalandıracak. Kulübeyi yapmam için kim yardım ediyor? Bu adaya o kiliseyi babam yaptı. Kimsenin ona saldırmaya hakkı yok Morgan, hiç kimsenin. Evet, ne diyorsunuz, kim yardım ediyor? Sen? Ayağını şunun üstünden çeker misin? Hiç kimse ona yardım etmeyecek. Sizi uyarıyorum. Şimdi Bay Morgan, sizi iğrenç günahlarınızla baş başa bırakıyorum.
size yardım ederim. Warden, tutukla şu kızı. Covid, herkesi tutuklamaktan vazgeçsen iyi olur. Warden, sana söylediğimi yap. Aa, yeter artık. Madem istemiyorsunuz, hadi defolun buradan. Hadi defolun. Toz olun. Hadi defolun. İkiniz de yaptıklarınız için cehennemde yanacaksınız. Adın ne? Mayeva. Hoş geldin Mayeva. Şu çekici alır mısın? Şeytan evini yeniden yapacağız. Kalali. Kasiel! 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 Merhaba. Merhaba. Adım Morgan. Kimliğin Tredo. Kim olduğunuzu biliyorum. Umarım ışık için gaz yağınız vardır. Hayır yok, çok kötü. Yok mu? Peki evdeki lambaları neyle yakıyorsun? Dedim ya, gaz yağı yok maalesef. Maalesef ha. Peki, bana birkaç kutu fasulye, iki kutu da bezelye ve birkaç kilo da meyve. Ne kötü Bay Morgan, hiç kalmadı. Size bir şey satamam. Ne kötü. Ne demek istiyorsun sen? Satamam çünkü. Bay Covid bana öyle söyledi. Size bir şey satarsam başım büyük belaya girermiş. Bay Covid'in ne söylediği umurumda değil. Alışveriş en doğal hakkım benim. Pekala. Onu duymadın mı? Bana bir şey satamazmış. Covid'in emriymiş. Tamam. Evet. Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok akıllı bir kızsın. Lütfen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Güle güle. Yine görüşeceğiz bayan. Evet, ne duruyorsun? Gelsene. Tabii Bay Morgan. Yarın da yardım etmeye gelebilir miyim? Tabii, istiyorsan. Erkenden gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Bay Morgan. Hey, nedir bu? Bir toplantı mı? Oturun. Bunlar benim dostlarım. Biz de şimdi sizden söz ediyorduk. Benden mi? Niye? Tu hai loro tele. Ma vuoi lui a competi. E lei la tenere loro tele fa pelle mo mo. Covid'e meydan okumanın cesaret işi olduğunu söylüyor. Daha önce kimse bu cesareti gösterememişti. Gerçekten öylesiniz. Bay Covid sizden çekinmeseydi her gece burada rahatça uyuyamazdınız. Her şeyinizi aldı öyle değil mi? Neden daha önce söylemediniz? Para istemiyoruz Bay Morgan. İstediğimiz paradan daha önemli bir şey. Ne zamandır sizin gibi birini beklediğimizi söylüyor. Peki neden? Warden'a karşı savaşmak için bize yardım edin. Ben buraya savaşmaya gelmedim ki. Artık sakin bir hayat istiyorum. Ama Bay Morgan, hiçbirimiz huzurlu değiliz. Huzur içinde bir gece bile geçirmenize izin vermiyorlar. Öyleyse ben de önlemimi alırım değil mi? Bakın Bay Morgan, liderimiz olmalısınız. Büyük bir ayaklanma başlatmak zorundayız. Ne demek biz? Ben kendimden söz ediyorum. Sırf siz böyle istiyorsunuz diye zorla bunun bir parçası olamam değil mi? Ya Warden ne olacak? Dinle Tonga. Babamı hatırlıyorum da dünyayı kurtarmak için kendini feda etti. Hem bunu çılgın İrlandalılar için yaptı. En sonunda kanlar içinde yere serildi. Annemse yerdeki kanları temizledi. Bakın, bildiğim tek şey var. Herkes kendi için yaşar. Ben yatmaya gidiyorum. Morgan Tani, Morgan Tani, hadi kalk. Hadi kalk. Hadi çabuk gel. Ah.
Kötü görünüyorsun, bu ne zaman oldu? Dün gece. Ward'un eve geldi ve birden ona vurmaya başladı. Bana biraz temiz su ve temiz bez getirin. Tamam hanımlar, gidebilirsiniz artık. Gerçekten çok kötü bir yere. Acıyor mu? Hayır. Hadi Mayeva, biraz yürüyüşe çıkalım. Bundan böyle cumartesi geceleri sokağa çıkma yasağı olmayacak. Merak etme, mermi yok. Romana, biz dönene kadar kahve ve kahvaltı hazır olsun. Mayeva, bunlardan hangisiydi? Şurada duran. Yalan söylüyor. Ona dokunmadım bile. Bir yere çarpmış olmalı. Al şunu. Nasıl kullanacağını göstermiştim. Biri bir şey yaparsa çekinmeden vur. Pekala, sırada kim var? Durun, hiç kimse kıpırdamasın. Bütün bunlar ne demek oluyor ha? Mayeva'yı dövdüğümü söyledi. Oysa ben ona dokunmadım bile. Kadınlara el kaldırmam. Bu ne demek oluyor ha? Ha, ona dokunmadım bile. Geçerken birden yere düştü. Evinize gidin. Herkes evine gitsin. Hadi çabuk. Hala özgür değildik. Sadece Bay Morgan istediği gibi yaşayabiliyordu. Tek başına yaşamayı tercih ediyordu. Bu da hepimizi şaşırtıyordu. Adamıza dışarıdan gelen bir yabancı her şeyi değiştiriyordu. Ve biz bunu anlamıyorduk. Sadece annem olanların farkındaydı. Daloha Morgan Tani. Daloha Ramon. Balığı Hindistan ceviziyle pişirmezsen hemen kurur. Ama ben zaten kuru balıktan hoşlanırım. Erkeklerin görevi balık tutmaktır, pişirmek değil. Sana önemli bir soru soracağım Morgan Tani. Söylesene, şu ana kadar aradığın kadını bulamadın mı? Haklısın. Onları çekici bulmuyor musun? Ne söylemeye çalışıyorsun? Bir erkeğin her zaman yemeğini pişirecek kadına ihtiyacı vardır. Çamaşırını yıkayacak, gece olduğunda yatağını ısıtacak. Ve ona hep destek olacak bir kadın. Bana göre değil. Beni çok iyi dinle Morgan Tani. Asıl sen beni dinle. Ben hepsini yaşadım. Önce yemeğini pişirir, sonra da sana sahip olmak isterler. Teşekkürler ama ben hayatımdan çok memnunum. Ama sen Matarivalıları üzdün. Artık üzme. Bay Kobik gibi zalim ve acımasızsın. Daha da kötü. Seni balığınla bırakıyorum. Eminim tadı güneşte bozulmuş, yosun gibi olmuştur. Annem çok inatçı bir kadındı. Kolay kolay vazgeçmiyordu. Thank you.
geldin? Çok fazla olmadı. Yemek birazdan hazır olur Bay Morgan Tani. Yemek fena değildi. Size bir gün Polar'ı da pişiririm. Polar aysız bir gecede çıkar. Ve yakalamasını öğretirim. Baksana, senin bir sevgilin yok mu? Ya da hoşlandığın biri. Burada kimse böyle şeylere cesaret edemez. Yani senin hiç erkek arkadaşın olmadı mı? Eskiden kızlar başka erkeklere ilgi duymasın diye 15 yaşına geldiklerinde evlendirilirlermiş. Ha, benim geldiğim yerde kızların böyle sorunları olmuyor. Bir zamanlar iyi bir kadın ve iyi bir anne olmanın hayalini kurardım. Cobbett'i durdurmalıyız. Şu anda hiçbir şey Bay Cobbett'i durduramaz. Çok geç oldu. Kararınızdan emin misiniz Bay Morgan Tani? Evet, gitsen iyi olur. Yarın yine geleceğim. Sana gitmeni söyledim. Bay Morgan Tani, yalnız yaşamanız hiç doğru değil. Bakın, eşyalarımı getirdim. Lütfen, hava kararınca giderim. Gece dışarıda kimse olmaz. Tamam, hava kararınca gideceksin. O zamana kadar buradayım. Morgan Tani, Morgan Tani, duyuyor musun? Ne oldu? Maeva, onu hapse atmışlar. Anahtar nerede? Anahtarı Bay Cobbett aldı. Sen konuşma. Tamam, bırakın onu. Hadi. Hadi içeri gir. Kimsenin bu düzeni bozmasına izin veremem. Matariba Deniz'in şarkılarını söyler. Ve sen Morgan, bu yaptığına pişman olacaksın. Hadi içeri gir dedim. Thank you.
Baskıları komik bir anı olmaktan ileri gitmiyordu. Herkes yeni bir hayata alışmaya çalışıyor, Bay Kobit'in tepkilerine sadece gülüp geçiyordu. Günahkarlar! Bay Morgan bize ülkesindeki oyunları öğretiyordu. Bay Kobit ise her zaman olduğu gibi bunların şeytan oyunu olduklarını söylüyordu. Evet, hadi hadi. Çok zekiler, her şeyi öğreniyorum. Bu da seni çok mutlu ediyor, gözlerinden belli oluyor. Ben de sana bir şeyler öğretsem çok iyi olacak. Bay Kobit olanlara inanamıyordu. Çünkü artık kiliseye zorla değil, kendi isteğimizle gidiyordu.
köpek balıkları ısırmış. Dün akşam dikiş makinesinde çalıştım. Sana harika bir pantolon dikiyorum. Sana söyleyecektim ama uyandırmaya kıyamadım. Burada yeni giysiye ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Bu arada hani kuzeyde bir ada vardı, ismini unuttum, neydi? Trutali. Çok kötü bir yerdir Morgan Tani. Eskiden beri bizim en büyük düşmanlarımız onlar. Duyduğuma göre orada binlerce dolarlık değerli maden varmış Maya Eva. Bu batıda büyük bir zenginliktir. Matariva da harika bir yer. Matariva, Matariva. Buradan hiç sıkılmadın mı sen? Hayır, asla Morgan Tani. Sizinkiler hiç başka yerlere gitmez mi? Söylesene. Oh evet. Gelecek ay okul kapanıyor. Maraton Gatiki kardeşlerimi ziyarete gideceğim. Geri dönecekler. Kaçan herkes geri dönecek. Bana bir tane Hindistan cevizi verir misin? Morgan Tani, bana Amerika'dan söz etsene. Anlattıklarına göre çok ilginç bir ülkeymiş. Amerika'da insanlar gökyüzüne kadar uzanan evlerde kalıyorlarmış. Bulutların üstünde. Bu gerçekten doğru mu? Tabii ki doğru. Herkes istediği kadar Hindistan cevizi yiyebiliyor, öyle değil mi? Burada hiç kimse aç değil. Peki ya kızlar Morgan Tani? Hepsi güzel mi? Evet, güzel. Hepsi olmasa bile kollarından boyunlarına kadar mücevherler takarlar can. Morgan Tani, bana çok garip şeyler oluyor. Evet, senden önce sanki hiç yaşamamış gibiyim. Ama ben bir beyazım ve sizden değilim. Sence ben tanıdığın kızlardan çok mu farklıyım? Sen biraz daha farklısın tabii. Çok güzelsin. Bak Morgan Tani. Fena değil. Ama sakın bu halde kiliseye gitme, tamam mı? Bay Cobbett görse çıldırır değil mi? Biliyorsun Morgan Tani, bugün kiliseye gitmiyoruz. Bugün koya gidip yüzeceğiz. Hem de ağaç gölgeleri altında. Ve yarın sana bir konu alacağım. Çok iyisin Mayeva. Hey, kumsaldaki tekne kalıntısını biliyorsun değil mi? Ne zamandır öyle duruyor? 3 yıldır, 4 de olabilir. Bir bakacağım, belki eski haline getirebilirim. Burada tekne olmadan yaşanmaz hayatım. Hem buradan sıkılmaya başladım ben. Neyse, görüşürüz Mayeva. Beni epey uğraştıracak. Ne dersin evlat? Geri dönsek iyi olacak. Kiliseye gideceğiz. Tamam. Günaydın. Cobbett, nasılsın? Morgan Tani ile konuşmak istiyorum Mavea. Ama yalnız. İçeri girer misin Mayeva? Aslında ne düşündüğünü biliyorum. Evet, seni dinliyorum. Otur lütfen. Bak, buraya gelmeden önce çok düşündüm. Nedenini anlayacağından eminim. Beni rahat bıraktığın sürece sana karşı hiçbir şey yapmam, bunu iyi biliyorsun değil mi? Morgan, bana gerçeği söyle. Burada ne kadar daha kalmayı düşünüyorsun? Çok aptalca bir soru. Nereden bilebilirim? 1 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl. Bak, uzun süre birine ya da bir yere bağlı kalamam. Al iç şunu hadi. Neden kaçıyorsun Morgan? Evet, kaçtığım doğru. Basit kurallardan kaçıyorum ben. Sıradanlıktan. Herkes sadece kendini görüyor. İnsan hayatı ucuzlamaya başladı. İşte benim... Yanılıyorsun Morgan, çünkü sen zayıf bir adamsın. Pazar günkü seçimleri düşünmediğine göre buraya niye geldin sen? Maya ile konuşmaya geldim ama işe yaramayacak galiba. Ne olmuş Maya? Böyle yaşamak onu mahvediyor, beni anlıyor musun?
Sen aklını kaçırdın. O böyle yaşamaktan çok mutlu. Peki bu ne kadar sürecek ha? Oh inan bana Morgan. Böyle durumlarda beyazların ne yaptıklarını çok iyi biliyorum ben. Bak bu onlar için bir tecrübeden öte bir şey değil. Önce hiç sahip olamayacakları şeyleri yerli kadınlara sunarlar. Daha sonra da onlarla birlikte olurlar. Ve utanıp başka maceralar peşinde koşmak isterler. Bunlardan en önemlisi de onları evlenmek vaadiyle kandırırlar. Mayeva senin sözünü ettiğin kızlardan farklı. Onu niye içeri gönderdin? Herkesin bir hayatı var, kimse karışamaz. Bütün olanlara rağmen onlar hala benim çocuklarım. Tanrı bana güç verdikçe onlara yardım edeceğim biliyorsun. Keçi gibi inatçısın korkma. Hadi lütfen onunla konuşmama izin ver. Onunla niçin konuşacaksın? Korkuyorsun değil mi? Mayeva! Mayeva! Gel kızım otur şöyle. Sana bir şey sormak istiyorum. Mayeva buraya Morgan Taney'e senin evlenmesi gerektiğini söylemeye geldim. Kilisede. Bunu ister misin? Hadi söyle kızım bunu ister misin? Evet. Evet Morgan gördün mü? İyi geceler Kobit. En ahlaksız Hristiyan kadını bile evlenmek ister. Sana iyi geceler dedim. Tonga'da eninde sonunda bunu isteyecek görürsün. Benimle gelmek ister misin? Hayır. Tamam bu sadece bir fikirdi. Senin neyin var ha? Biz bir kabileyiz Morgan Taney. Hayatta tek varlığım ailenle Hindistan cevizliydi. Bunlara şimdi bir de bebeğim katıldı. Karanlık iğneyi eline batıracaksın. Pantolonları dikiyorum Morgan Taney. Seninkilerden çok daha güzel oldu. Bak, bir model kitabı. Eşyalarımı mı karıştırdın? Bay Cobbett'in pantolonunun dikiş makinesinde çok az bir işi kaldı. Bay Cobbett'in pantolonu beni ilgilendirmiyor Mayeva. Poker oynayalım mı canım? Bana öğretmişti. Tabii. Zaten burada başka bir şey yapmıyoruz ki. Yarın hava açar merak etme. Matariva. Güneş ışığı adası. Ve güneyin en güzel adası. Morgan Taney. Yakınlarda 3 tane daha ada var. Nereden biliyorsun? Özellikle birinin bataklıktan bir farkı yok. Yakında güneş tekrar çıkar. Sen evin çatısını yaparsın. Ben de ev işleriyle ilgilenirim. Ev işleriyle mi dedin? Daha büyük bir eve ihtiyacımız olacak. Çünkü bir odada kalamayız. Kartları tutmayı bir türlü öğrenemedim. Çok özür dilerim. Ben özür dilerim. Neyse gitsem iyi olacak. Nasıl olsa burada da ıslanıyoruz. Akşam yemeğine kadar döner misin? Beni beklemesen iyi olur. Eskisinden bir farkı kalmadı. Evet çok güzel oldu. Beni dinle. Bir gün buraya binlerce inciyle döneceğim canım ve... ...ve Matariva'nın en zengin kadını olacaksın. Evet Morgan Taney. Yola çıkmak için çok uygun bir hava. Ya sana bir şey olursa Morgan Taney? Hayır merak etme. Tayfun mevsim başlamak üzere. Hem en küçük bir aksilikte köpek balıklarına yem olur. Merak etme bir şey olmaz. 2 hafta içinde dönerim. Bu çok uzun bir zaman. Morgan Taney hadi gidelim. Tamam Mayeva gitsen iyi olacak.
Dikkatli ol Morgan Tani. Hemen bir doktor bulmak zorundayız. Belki Savay'ı da vardır. Tamam, hemen birkaç adam görevlendirip kanolarla onları gönderirim. Yol ne kadar sürer? 2 gün, belki de daha fazla. Yine hayat her şey gebedir Morgan Tani. Gittiğini gördüm. Sakin ol canım, ben yanındayım bak. Sana erkek evlat vermek isterdim. Çok güzel bir evlat. Derisinin rengi seninki gibi. Yardım etmeye geldim. Tabii mümkünse. Hadi bana bunu hak ettiğini söyle. Bu cezayı hak etti. Morgan. Onu ölürken görmek istemiyor muydun? İşte sana bir fırsat. Bu benim için bir zafer değil. Bazen Tanrı'nın kurallarına karşı çıktığımın farkındayım. Bunun ne demek olduğunu da iyi bilirim. Çünkü ölürken babamın başındaydım. Bir yıl sonra da karım öldü. O da Maeva gibi çocuğumuzu doğururken öldü Morgan. Çocukları bu yüzden çok severim. Bu adanın başkanı olmamın bile hiçbir önemi yok. Tamam, kapa şu çeneni! Bırak da yardım edeyim. Belki de bu sefer Tanrı yardımını bizden esirgemez. Morgan Tani. Gittiler mi? Henüz değil. Gel, şöyle biraz yürüyelim.
oluyor. Sana bir şey getirdim Mayev. Morgan Tani. Çok güzel. Birkaç gün sonra bana yeni bir pantolon dikeceksin. Harika bir pantolon olacak. Mayev. Düşündüm de, madem evlenmek istiyorsun, bence bir sakıncası yok. Yanında olduğum sürece hep senin olacağım. Ben uzağa gidiyorum. Peki nereye gideceksin Morgan Tani? Bizimle kal. Sen buraya aitsin. Gelip hayatımızı değiştirdin. Kadınlarımızdan birini sevdin. Sen de artık bizdensin. Burada kal. Alofa nofo bayiya. Ne istiyorsunuz? Sana hediye getirdik Morgan Tani. Hediye mi? Bu hediyeler hayatınız boyunca mutlu olmanızı sağlayacak. Bay Morgan hayatımıza girdiği gibi çekip gitti. Torea büyüdü ve ailemizin en küçük ve en sevimli üyesi oldu. Onu çok seviyordu. O da adadaki diğer çocuklar gibi hayatından memnun. Bu nedir söyleyeyim bakalım Vanessa? O bir sepet resimdir efendim. Peki bu nedir Savay? O bir sepettir, doğru değil mi efendim? Hayır. O değil. Bu bir sepet resmidir, tamam mı? Bu bir sepettir. Hep birlikte. Bu elimdeki nedir söyleyin bakalım. Elinizdeki bir sepettir efendim. Torea büyüdükçe güzelleşti. Doğrusunu söylemek gerekirse adadaki bütün genç erkekleri peşinden koşturuyor ve bu onun çok hoşuna gidiyordu. Ve artık Polo'daki okula gitmek için evden ayrılma zamanı gelmişti. Gittiğim için mutluydum ama ailemden ayrılmak gerçekten çok zor. Özellikle de yeğenimden. Onun kardeşimden hiçbir farkı yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Pasifik'teki her şey değişti. Savaş yılları boyunca öğrenciydim. Ve bir gün çocukluğumdan hatırladığım biriyle karşılaştım. Uzun süre geçmişti ama onu çok iyi hatırlıyordum. Bir daha geri dönmemişti ama onun hakkında çıkan söylentilere bakılırsa Malezya'da çok önemli işler yapmış ve bu Bay Morgan'ı bizim gözümüzde efsaneleştirmişti. Özür dilerim. Bay Morgan? Hı hı. Sanırım beni hatırlamadınız. Rory. Rory? Matariva'dan. Rory! Nasılsın evlen?
Otursana. Burada ne arıyorsun sen? Üniversitede okuyorum. Buraya geleli 2 yıl oldu. Üniversite mi? Buna çok sevindim. Okulu bitirdikten sonra Bay Cobbett'in yerine adada öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Beni buraya o gönderdi. Yine eskisi gibidir değil mi? Tıpkı bıraktığınız gibiydi. Son zamanlarda aileme karşı çok iyiydi. Yani ailem ölmeden önce. Ölmeden mi? Tongo, Purbana. Salgın bir deri hastalığından öldüler. Şükürler olsun ki adanın her yanına yayılmadı. Peki Toria? O iyi mi? Yetişkin bir kız oldu. Şu anda Matariva'daki en güzel kız o. Hatta tıpkı şey, annesine benziyor. Rosie, bir içki daha verir misin? Belki inanmayacaksınız. Adada hala sizden söz ediyorlar. Sizin ülkenizin kurucusu Bay Washington gibi bir kahramansınız siz. Hatırlıyorum da... Bak başka zaman konuşuruz. Özür dilerim. Gelecek ay adaya gidiyorum efendim. Başka bir zaman konuşuruz dedim. Bir mesajınız olacağını düşündüm. Mesajım yok. Hoşça kalın Bay Morgan. Hı-hı. İyi günler. Bay Morgan'ın bu kadar değiştiğine inanamıyordu. Bizi unutmuş gibi görünüyordu ama ada halkı onu hiçbir zaman unutmamıştı. Savaş boyunca hiçbir ticari tekne güney sularında taşımacılık yapma cesaretini gösteremedi. Bay Cobbett ona yazdığı bir mektupta ada halkının başının dertte olduğunu, tıbbi malzeme gerektiğini söyleyip onun tekrar adaya gelmesini sağlamıştı. İşte geldik. Artık kaderini değiştirdiği yerdeydi ve her şey yeniden başlamıştı. Durun! Bırakın beni! Neyiniz var sizin? İlaç getirdim, görmüyor musunuz ha? Kimsin sen? Adım Morgan, Bay Morgan. Bay Morgan mı? Yani Morgantine mi? Morgantine, sizsiniz. Gelmenize çok sevindim. Ya evet, görüyorum, burada neler oluyor böyle. Gardiyanlığa mı başladınız siz? Ondan değil, bu bölgede nöbet tutuyoruz. Bay Cobbett Japonların adamıza gelmelerini istemiyor. Gerekirse bunun için savaşırız. Az önce kıyıya çıkmadan büyük bir ateş gördüm. Neydi o? Ateşi bu kenara yatmış. Daha çok genç. Siz varken Japonlar buraya gelemezler. Foy my Morgan Tane! Foy my Morgan Tane! Foy my Morgan Tane! Foy my Morgan Merhaba Bay Morgan. Merhaba, nasılsın? Gelmenize sevindim. Ben de dostum. Nasılsınız? Tomari. Hoş geldin Morgan Tani. Çok uzun sürede geçse gerçekten seni görmek çok güzeldi. Anlıyor musun dostum? Görüştüğümüze sevindim. Görüşürüz. Merhaba Morgan, bu ne kadar hoş bir sürpriz. Her neyse, daha fazla beklemeden hemen gitsem iyi olacak. Bu senin paketin. Teşekkür ederim. İçeri gel. Hadi. Oh. Artık eskisi gibi okuyamıyorum. Bay Morgan. Hey, okul nasıl gidiyor? Telsiz. Bunu nereden buldunuz? İçeri gelmeni sana onu göstermek için istemiştim. Adayı düşmana karşı savunmak için ne gerekirse yapmaya çalışıyorum. Bu haberleşme sistemiyle yakındaki gemilerle rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Harika bir şey. Adaya silah göndermelerini istedim ama henüz bir haber çıkmadı Morgan. Silah mı istedin? Buna ne gerek var? Ani bir saldırıya karşı koymak için. Tabii Cobbett. Sana katılıyorum. Daha çok senin ülkenin donanmasıyla konuşuyorum.
Gece yarısı rapor verme zamanı. Donanma komutanlığı karargahı. Donanma komutanlığı karargahı. Matariva arıyor. Burası Matariva, cevap verin. Dinliyorum Matariva ama acele edin. Bunu niye yapıyor bilmiyorum ama karargah fazla konuşmasından hoşlanmıyor. Alo, cevap verin. Lütfen cevap verin. Bağlantı kesildi, havalardan olacak. Kötü havalarda hep böyle olur. Çok fazla miktarda petrole ihtiyacımız var. Umarım getirmişsinizdir. Tabii, 2 varil getirdim. Ne kadar kalacaksın? Fazla değil, hemen gideceğim. Kızını görmedin değil mi? Hayır. Çok güzel bir kız. Bazı özellikleri aynı sana benziyor. Eğer bunu eskiden yapmış olsaydın şu anda seni denizciler gibi cezalandırırdım Morgan. Belki de ters olur. Morgan. Daha ne kadar böyle sürecek ha? Şimdilik idare ediyorum. Daha ne kadar kaçacaksın? Bir yere mi yetişeceksin? Şu anda çoktan çıkmış olmam gerekiyordu. Yani geceyi burada geçirmeyecek misin? Hayır, teşekkür ederim, teknede yatacağım. İyi yolculuklar Morgan Tani. Ne zaman döneceğini söylesem bana gülüyorlar ve baban seni unuttu diyorlar. Sen Torea'sın değil mi? Evet Bay Morgan. Neyse, gitsem iyi olacak. Çok güzel bir gece olacak. Ateş yakıp dans edeceğiz, sonra da gidip koyda yüzeceğiz. Harika. Nerede kalıyoruz? Budotti'nin yanında. Bay Covid evi tamir edip eski haline getirdi. Peki evi nerede? İşte şurada. Bana kendinizden hiç söz etmediniz. Gerçi size hep anlatırlar. Gerçekten söylendiği kadar güçlü müsünüz? Buradaki hayatı bir anda değiştirmişsiniz öyle mi? Hadi evine git, geç oldu. İyi geceler Bay Morgan. Ben kıyıya gidiyorum. Günaydın Rona. Bugün bensiz yüzmeye gitmezsin değil mi? Bak Toria, sabahın köründen beri beni takip ediyorsun. Evet, takip ediyorum. Yapacak çok işim var benim. Yardım edeyim mi? Sen bugün okuldan mı kaçtın? Okul çocuklar içindir. Kendine başka bir iş bu. Git balık tut. Benimle balık tutmaya gelir misin? Öyle olmak üzere ama siz hala bir şey yemediniz. Gelin Bay Morgan. Şimdi de başka bir şarkı söyleyeyim. Uayamo kenile malosi. Morgan köpek balıkları kadar güçlü ve tek başına. Bütün düşmanlarını rahatça yendiğini söyledim. Buna inanmıyorsun öyle değil mi? Hayır, inanıyorum. Ama ben sandığın kadar iyi biri değilim. Bu doğru değil. Bazen benim tamamla dalga geçiyorlar çünkü o da senin kadar güçlü, biliyor musun? Neyini? Gece eğlencesine gittiğim gençten söz ediyorum. Dinle Toria. Bunun için çok zamanın olacak. Ne için zamanım olacak? Rory gibi olman için senden çok farklı. Rory mi? O benim kardeşim sayılır. Yani demek istediğim, çok gençsin. Annem de gençti. Nasıl biriydi Bay Morgan?
Saçları uzun muydu? Evet. Ya dişleri? Çok mu beyazdı? Çok beyaz. Güçlü bir kadın mıydı? Dün gece bir rüya gördüm Bay Morgan. Hep birlikte kendimize bir ev yapıyorduk. Büyük, harika bir ev. Öğleden sonra gitmek zorundayım. Öğleden sonra mı? Buraya sadece iş için geldim, anladın mı beni? Zamanımı burada boşuna geçiremem. Rarotonga'da olmam gerekiyor. Ne zaman geri dönüyorsun? Bunu bilmiyorum. Rarotonga'dan sonra nereye gideceksiniz? Nereye kargo olursa. Lütfen beni de götürün. Hayır, saçmalama Toria. Bunu unut. Unut dedim. Bu sabah Covid'le konuştum. Paraya ihtiyacın olursa ondan alabileceksin. Birkaç saat sonra gidiyorum. Bana güle güle demeyecek misin Toria? Hayır, güle güle demek istemiyorum. Keşke buraya hiç gelmeseydiniz. Hava raporunu aldınız mı? Çok kötü bir fırtına geliyormuş Bay Morgan. Bu havada yola çıkmak çılgınlık olur. Ne ordu ne de hava umurumda değil. 4-5-7 cevap evet, verin. Burası. 4-5-7 cevap verin. Cevap verin 4-5-7. Bay Cobbett'i bul, çabuk ol. Ona kanalın yine değiştiğini söyle. Donanma 4-5-7. Donanma 4-5-7. Burası Matariva. Burası Matariva. 4-5-7 burası donanma. Başımız büyük dertte. Motor sustu. Basınç kaybı var. Hareket edemiyoruz. 4-5-7 burası Matariva. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? İnliyorum Matariva. 4-5-7 şu anda bizi görebiliyor musunuz? Matariva size nasıl ulaşabiliriz? Burada inebilmeniz için uygun bir pist yok. Sahile inebilirler. Hayır, olmaz. Daha sahile varmadan denize çakılırlar. Mesafe çok uzun çünkü. Sizi bulmamız mümkün değil Matariva. Matariva bizi duyuyor musunuz? Ona ne söyleyeyim? Koyu bulamazlarmış. Ona söyle, elinden geldiğince uzun mesafede uçmaya çalışsın. 4-5-7 elinizden geldiğince uzun mesafeli uçmaya çalışın. Matariva biz bu kıyıları hiç tanımıyoruz. Beni iyi dinleyin sersemler. İnebileceğiniz başka hiçbir yer yok. Ya yaklaşırsınız ya da denize çakılırsınız. Bana bulabildiğin kadar adam ve kano bul. Gidip onları kurtarmamız gerekiyor. Cemil'in hadi kımılda hadi. Bu arada kırmızı ve yeşil elbiseler bulun ya da bez parçası. Ama ben bu işi hallederim. Bunları lazım olur diye saklamıştım. Bakın. Dört beş yedi. Burada her şey hazır. Her şey hazır mı? Evet, hazır. Dinleyin. Tanrı yardımcınız olsun. Tanrı hep yanınızda olsun beyler. Amerikan donanması size en az $50 borçlandı. Pekala, siz gülün bakalım.
Biliyor musunuz, gerçekten bu bir mucizeydi ama... Bana yönü bildirdiğiniz zaman çocuklara dönüp hadi gidiyoruz, sen Louis bizi bekliyor demiştim. Sadece sizin konuşmanızı net şekilde anlayabiliyordum. Evet, çok güven vericiydi. Tanrı sizinle olsun. Ses nasıl geliyordu? Derinden, etkileyici ve netti. Evet, gerçekten bir mucizeydi. Bence asıl mucize burada insanların yaşayış şekilleri. Bugün burada yabancı bir yerde görmediğimiz şeyleri gördük. Cesaret, konukseverlik ve şu ana kadar görmediğimiz kadar insanca bir muamele. Her şey için size minnettarız. Bence bu sözler bile çok az. İyi ki adada bir telsiz bulunduruyorsunuz bayım. Gerekli olacağını biliyorum. Size açık konuşacağım bayım. Kurtarma operasyonu adına gerçekten mükemmel bir stratejiydi. Hepinize tek tek minnettarım. Kendimi bir anda Sam amcanın... Sam amcanın... izniniz lütfen. Sen de bir mucizesin. Merhaba. İçecek bir şey ister misin kaptan? Sana önemli bir şey söyleyeceğim canım. Uçaktan kurtulur kurtulmaz bir anda karşımda seni gördüm. Ben melek değilim kaptan. Benim de adım Harry. Harry. Evet, Harry. Sen de Torreya'sın. Burası tam hayallerimdeki ada, biliyor musun? Seni uzun zamandır tanıyor gibiyim. Seni daha önce gördüm. Bence sen meleklerden de güzelsin. Morgan, yarın gitmek istediğinden emin misin? Çünkü yeni bir fırtına daha geleceğinin raporunu aldım az önce. Bu çok komik, hava gayet iyi görünüyor. Böyle söyleme, her an kötü bir fırtına çıkabilir. Sen benim sözümü dinle ve burada kal. Ne oldu canım? Neyin var? Lütfen Harry. Bilmiyorum. Buradaki insanlar gerçekten harika. Biliyor musunuz? Savaştan sonra buraya yerleşebilirim. İşleri bir kenara bırakıp dünyanın tadını çıkarırım. Zaten çalışacak vaktin olmaz. Dans edebildiğine şükret. Eski bir danstı. Bak, Elizabeth Baldrım'a ne yaptı? Köpek balığı bile. Daha güzel ısırırdı. Bence Harry hepimizden daha şanslıydı. Bu arada Harry nerede? Nerede olabilir? Şu anda o kızla birlikte olduğunu biliyorum. Hey Morgan, bu saatte neden ayaktasın? Nedense uyku tutmadı. Bana sözünü ettiğin fırtına da çıkmadı değil mi? Fırtına mı dedin? Aa evet evet, sana söylemiştim. Gelen yeni haberlere göre yüksek basınç kuzeye doğru ilerliyormuş. Bakın Harry Torreya için ne yazmış? O bir melek kadar güzel. Ve ben Torreya'ya aşık oldum. Ay ışığı her yeri aydınlattığında ben ona... Onu bir ağacın altında öptüm. Tek söyleyebileceğim, arkadaşımız gece yarısından sonra hiç boş durmamış.
Daha yeni duydum. Morgan denen adam onun babasıymış. Hey Morgan nereye? Evet yeni duydum. Morgan denen adam onun babasıymış. Nerede o? Komutanınız nerede? Bilmiyorum bayım. Hadi çocuklar gitsek iyi olacak. Hadi. Bütün Matariva bunu duymuştur herhalde. O pislikten bunun hesabını soracağım. Oh, hayır hayır acele etme. O zaman bütün ada senin peşine takılır Morgan. Bilmediğin bir yere gittiğinde oradaki kadınlar ilgini çeker ve onlardan birini seversin. Nedeni ne olursa olsun. İnanmak istemesen de bunu kabullenmek zorunda. Madem biliyordun neden engel olmadın? Senin de öğrenmeni istedim Morgan. Tamam gidip onu öldüreceğim. Bu bir çözüm değil Morgan. Bunu yaptıysa onunla evlenmek zorunda. Yok saçmalama aynı şeyi ben de yapmıştım. Morgan. Attığın tekerlek yuvarlanır ve eninde sonunda dönüp yine seni bulur. Ama artık emin değilim. Ne yani? O kızımı kandıracak ve ben de bir şey yapmayacağım öyle mi? Ben bir şey yapmanın gerektiğini söylemiyorum sana ama bu kadar da sert davranmamak gerek Morgan. Biliyorsun bunları sen de yaşadın dostum. Haksız mıyım? Şimdi aynı şey kızının başına geldiği için ona kızmaya hakkın yok. Beni anlıyor musun? Geceler Harry. Hemen gitme biraz içeri gel. The Widow Tini. Bak anlayacağım şekilde konuş. Yarın sabah gidersin. Sadece bir süre. İyi akşamlar. Bunu sen mi yazdın? Evet galiba ben yazdım bayım. Buradan defol. Bu adada kalmanızı istemiyorum. Onu dinleme Harry. Toria'dan uzak dur. Hayatını kızımla gönül eğlendiresin diye kurtarmadım ben. Senin gibilerin zekası ancak kadınları kandırmaya yeter. Dur bir dakika. Hayır durmayacağım. Savaştan sonra buraya mı yerleşeceksin? Bunu unut Harry. Sabah gidiyorum ve sen de benimle geliyorsun. Üzgünüm ama donanma filika gönderecek. Beklemek zorunda. Emirlere uymak zorunda değilsin. Beni dinleyin bari. Çık dışarı Harry. Hadi çık dışarı. Harry! Sakın unutma seni burada bekliyorum. Beni seviyor. Geri dönecek ve evlenecek. Sana göre biri değil Toria. Beni rahat bırak. Lütfen Toria. Dinle. Senin üzülmeni istemiyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. İyi bir baba olmadığımı biliyorum. Git buradan. Sen benim babam değilsin. Seni bir daha görmek istemiyorum. Yakındaki donanmanın komutanına verirsen beni gerçekten de mutlu edersin. Tamam mektupta ne var? Buradaki herkesi yakından ilgilendiren bazı şeyler. Gecikmeden yerime birini bulsam iyi olacak. Kalıyor musun? Şimdi değil. Sana bir şey söyleyeceğim. Buraya tekrar geri döndüğümde sanki evime dönmüş gibi oldum. Toria'yı görünce çılgınca bir şey ama içimden bir ses bana gitme dedi. Hayatımın sonuna kadar onunla kalmak istedim. Ama yine de gitmeliyim. Günaydın beyler. Hepiniz hazır mısınız? Duymadınız mı Bay Morgan? Hiçbir yere gidemeyiz. Ne?
Ne dedin? Aa, beni suçlamayın. Kaptanın emri böyle. Bizi filikalarla gelip alacaklarmış. Dahası burada otorite siz değilsiniz. Nerede o? Koya gitmişti. Git ona söyle, eğer 3 dakika içinde adayı terk etmezse bir daha ada göremez. Ayrıca beni oraya getirmesin, söyle ona. Baş üstüne mesajınızı ileteceğim ama dinlemeyecektir. Bunların hepsi serseri. İnsanlar kendi bildikleri şarkıları söylerler. Bu başkasının hoşuna gitsin ya da gitmesin. Sen de söylesene. Aha, benim kalmadı. Gençken çok şarkı söyledim. Yine de seni dinleyebilirim. Aa, tabii dinlersin. Biliyor musun Morgan, sen gardiyanları adadan gönderince silahlarını saklamıştım. Ve işte bu da seninki. Nasıl? Sana bir sır vereyim mi? Bu tüfeği asla dolu kullanmadım ben. Hala öyle. Torea. Torea. Rory, herkes benimle dalga geçiyor. Kimseyi istemiyorum. Yine de şanslısın. Bir baban var. Sanırım vedalaşma zamanı geldi Torian. Benim yerime siz gidiyorsunuz.